Merhabalar değerli arkadaşlarım. Öncelikle emeğiyle, alın teriyle kazancını temin eden, kazandığını huzur içinde çoluk çocuğu ile, vicdanı huzur ile paylaşarak, başını her gece yastığına huşu içinde koyabilen tüm beyefendi ve hanımefendi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramlarını kutluyorum. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası ile konuya başlamak istiyorum ve bu analizimizin konusu, sizlere hemen hemen her hafta sonu aktardığım üzere Merkez Bankası'nın VIOP kontratları veya VIOP mekanizması içerisinde açmış olduğu short pozisyonlar, bunların miktarları, maliyetleri ve kar zarar durumuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Merkez Bankası 30 Nisan itibariyle, yani dün itibariyle, dünkü tarih itibariyle ekstra işlemlere imza attı. Son haftalarda Merkez Bankası'nın son derece stabil bir konumda olduğunu, dolar TL'deki artış modunun gündemde olduğu bir ortamda ekstra short pozisyonlar açmadığına tanık oluyorduk. Ama Merkez Bankası dün itibariyle son derece ciddi pozisyonları ileri vadelerde açtı. Peki bu ne anlama geliyor? Dolar TL'nin önümüzdeki aylar itibariyle herhangi bir gerileme eğilimine işaret eden bir beklentiyi mi yansıtmakta veya Merkez Bankası'nın bu işlemleri yapmaktaki amacı ne olabilir? Sizlerle birlikte bunu sorgulamaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, malumunuz üzere Merkez Bankamız dün itibariyle, 30 Nisan itibariyle bir sunum gerçekleştirdi Sayın Başkan vasıtasıyla ve bu sunumda enflasyon raporu başlığını taşıyan bu sunumda enflasyonun evrimi konusunda, gelişimi konusunda veya önümüzdeki döneme yönelik olarak bir takım iyimser beklentilere dem vurulduktan sonra detaylı bir şekilde basın mensuplarından gelen sorular ve bu soruların ana başlığı herhalde son dönemlerin en kritik soruları olarak Merkez Bankası'nın rezervleri gerçekten azaldı mı ve bu rezervler farklı farklı amaçlarla ki tırnak içerisinde swap işlemleri aşamasında kullanıldı mı veya azaltıldı mı şeklindeki sorulardı. Maalesef ki Merkez Bankası Başkanımız bu hususlara kutumuz var bizim dedi. Web sitemizde bir kutucuğumuz bulunuyor bu raporun aşağısında. O kutucuğu tıklarsanız orada ki verilere ulaşabilirsiniz. Merkez Bankamız son derece şeffaftır. Hatta ve hatta dünya ülkeleri içerisinde en şeffaf merkez bankalarından birisidir gibi bir söylemde dahi bulunmak suretiyle bu konuda herhangi bir tartışmaya yer olmayacağına dair bir yaklaşımda bulundu ve nokta koydu. Maalesef ki bu Merkez Bankamızın başkanı tarafından yapılan açıklamalar ve bu açıklamaların canlı olarak yayınlandığı bir ortamda basın mensuplarının anlık sorularını yöneltebildikleri bir ortamda maalesef ki basın mensupları bu kutucuğa ulaşamadılar. Ancak bu sunum bittikten yarım saat 45 dakika sonra bu kutucuğun içerisinde neler olduğu hususuna vakıf olunabildi. Ama maalesef ve maalesef ki dış dünyanın ve iç dünyanın, yani dış yatırımcıların ve iç yatırımcılarımızın, kamuoyumuzun merakla beklemiş olduğu şeffaf açıklamalara bir türlü erişilemedi. Maalesef ki dolar TL bu tablo içerisinde değerli dostlar en yüksek seviyelerine ulaşmak ve yeni bir rekor kırmak durumunda kaldı. Değerli arkadaşlar, açıklamalar maalesef ki tatmin edici değildi. Açıklamalar maalesef ki yuvarlak ifadeler ve soyut kavramlardan ibaretti. Ve biz 25 Nisan tarihinde 5.98.08 ile son dönemlerin en yüksek seviyesini görmüş iken maalesef dün itibariyle 5.98.53 seviyesiyle yeni bir rekor oluşturduk son haftalara yönelik olarak. Hepsinden de önemlisi 5.98.08 seviyesini gördüğümüz 25 Nisan tarihinde 5.92.75 ile, yani 5.93 civarlarında bir kapanış yaşamış olmamıza rağmen bugünkü kapanışımız, daha doğrusu 30 Nisan tarihi itibariyle kapanışımız 5.96.63 ile yeni bir son dönemlerin rekoru anlamına geldi. Evet, oldukça yüksek bir seviyeden kapandık ve maalesef ki değerli dostlar şu an saatlerimiz 1 Mayıs tarihinin ilk saatleri olarak
0.4'ler civarını göstermekte, 0.4-0.1'ler civarını göstermekte ve dolar TL'nin uluslararası piyasalarda 5.9658 yani 5.97 yakınlarında 6 seviyesine oldukça yakın bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani değerli dostlar, Sayın Çetin Kaya'nın yapmış olduğu açıklamalar maalesef ki yeterli bulunmadı ve bu açıklamalara rağmen dolar TL'de tatminsizliğin vermiş olduğu bir yaklaşım ile ekstra bir yükseliş eğilimi veya ekstra bir güç kazanımı söz konusu oldu diyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar, 30 Nisan itibariyle Merkez Bankamız Nisan vadenin son kapanış dönemiydi, son kapanış tarihiydi. Ne yaptı, ne yapmadı? Biraz bunu inceleyelim isterseniz. Evet, Merkez Bankamız son haftalar itibariyle short işlemleri yapmıyordu. Dolar TL'deki yukarı eğilimin hızlı bir ivme kazanmak suretiyle devamı aşamasında ekstra pozisyonlar açmıyordu ama pozisyonlarını da kapatmıyordu. Ama bugün itibariyle, daha doğrusu 30 Nisan tarihi itibariyle Merkez Bankamız Ağustos, Ekim ve Aralık vadelerdi. Pardon, Haziran'ı yanlış söyledim arkadaşlar. Ağustos, Ekim ve Aralık vadelerde Merkez Bankası'nın ekstra pozisyonlar açtığına tanık olduk. Şimdi bunları inceleyelim isterseniz. Evet değerli dostlar, Nisan vade itibariyle Merkez Bankamızın elinde 1.332.000 kontrat short pozisyon bulunuyordu ve ortalama maliyeti 5.59 civarındaydı. Nisan vadenin uzlaşma fiyatı yani son kapanış fiyatı ise 5.96-17'ler civarında. Peki Nisan vadede Merkez Bankası ne oranda bir zararla bu pozisyonlarını kapatmak durumunda kaldı? Zira ekstra bir long işlemi yapmadığı için, ters bir işlem, ters bir pozisyon almadığı için kapanış fiyatı itibariyle, uzlaşma fiyatı itibariyle Merkez Bankası'nın pozisyonları kapanmış oldu. Bu durumda değerli dostlar, 5.59-60 maliyeti var ise, elinde short pozisyon bulunuyor ise, düşüş beklerken aksine yükseliş olmuş ise ve bu yükseliş rakamı 5.96-17'ler seviyesiyle bir uzlaşma fiyatıyla sabitlenmiş ise, bu durumda Merkez Bankamız 490 milyon TL civarında bir zarar ile Nisan vadeyi tamamlamış görünüyor. Yaklaşık 500 milyon TL. Mart vadeyi ise arkadaşlar yaklaşık 97-98 milyon TL zarar ile tamamlamıştı. Biz evet Nisan vadeyi geçelim, Haziran vadeye gelelim. Haziran vade itibariyle Merkez Bankamızın elinde 1.059.000 yaklaşık 1.060.000 kontrat civarında short pozisyon bulunuyor. Ortalama maliyeti 5.69-10 civarında. Son kapanış verisine baktığımız zaman 30 Nisan tarihi itibariyle ise 6.16-99 civarında bir rakam, 6.16-6.17 civarında bir uzlaşma değerine tanık oluyoruz ki bunun da anlamı değerli dostlar, bunun da anlamı Haziran vadeye geldiğimiz zaman 5.69-10 ile ortalama maliyeti var. Son kapanışımız 6.17 diyelim, yaklaşık 500 milyon TL civarında, 508 milyon TL civarında bir zarar, yani %107'lere ulaşabilecek seviyede bir zarar durumu söz konusu imiş. Evet değerli dostlar, gelelim Ağustos vadeye. Bu arada dikkatinizi çekiyordur zannediyorum. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 1.059.000 kontrat bulunuyor. Haziran vadede Merkez Bankası ekstra bir pozisyon açmadı. Ama gelelim Ağustos vadeye. Değerli dostlar, Merkez Bankamız 1.300.000 kontrat civarında elinde bulundurduğu Nisan vadeli kontratlarının zararlı bir şekilde kapanışını mütakip vade atlatmak dediğimiz bir mekanizmayla, BIOP işlemlerinde böyle bir mevzu vardır. Vade atlatmak dediğimiz bir mekanizmayla mevcut zararı reel bir zarar olarak yazmamak adına vadeyi
belli maliyetlere katlanmak suretiyle bu süre içerisindeki 2-3 aylık süre içerisindeki vade farkı, faiz farkı vesaire vesaire gibi bunun çok özel bir hesaplama tarzı var. Bunu şu anda sizlere anlatmam çok uzunca bir zaman alacak. Vade atlatma dediğimiz bir mekanizma ile Nisan vadede oluşan zararını bir anlamda ileri bir tarihe atlatabilmek veya bir opsiyon kazanabilmek amacıyla bu pozisyonlarını sonraki vadelere taşıma eğilimi içerisine girdi. Yani arkadaşlar analizimin başında Merkez Bankası elindeki bu pozisyonları ne yaptı sorusunun yanıtını şu anda vermekteyim. Merkez Bankası evet Nisan vade itibariyle zararlı bir şekilde pozisyonlarının kapanması durumuyla karşı karşıya kaldı ama o elindeki pozisyonlarını bir şekilde Ağustos, Ekim ve Aralık vadeye atlatmak suretiyle yeni bir opsiyon veya bir başka ifadeyle temdit dediğimiz herhalde ticaretle uğraşan arkadaşlarımız biliyordur. X bir çekiniz vardır. İşte 30 Nisan tarihinde ödemek durumundasınızdır. Ama alacaklınızla anlaşırsanız dersiniz ki ya ben bu çekimi 30 Nisan'da ödeyemeyeceğim. Bunun bedeline veyahut da külfetine katlanayım. Bana bir ay daha vade tanıyınız dersiniz ve bu şekilde bu borcunuzu uzatırsınız. Benzeri bir uygulama diyebileceğimiz bir tarz ile Merkez Bankası vade atlatmak suretiyle elindeki 1 milyon 300 bin kontratın önemli bir bölümünü Ağustos, Ekim ve Aralık vadeye yaymak durumunda kalmıştır. Ha, bu vadelere yayarken Merkez Bankası'nın amacı nedir? Birazdan da sizlere hesaplama sistemi içerisinde de izah edeceğim üzere. Öncelikle Merkez Bankası'nın daha önceki aylarda Ağustos, Ekim ve Aralık aylarında açmış olduğu pozisyonların maliyetleri oldukça düşük seviyedeydi. Şimdi daha yüksek miktarlarda pozisyonlar açmak suretiyle ve ileri vadeli pozisyonlarda Mayıs ve Nisan aylarındaki artış kadar hızlı bir yükselişin söz konusu olmadığı bu kontratlarda bir manada maliyetini biraz daha iyileştirebilmek, biraz daha yüksek seviyelere ulaştırabilmek bakımından böyle bir adım atmış görünmekte. Biraz sonra arkadaşlar dediğim gibi bir Excel tablosunda sizlere 2 hafta önceki pozisyon maliyetiyle şu anki pozisyon maliyetlerinin mukayesesini göstereceğim anda da anlayacağınız üzere Merkez Bankası bu adımı ile ileriki vadelerdeki maliyetlerini biraz daha yüksek seviyelere taşımak suretiyle bir avantaj elde ettiğini düşünüyor. Ama tabii ki Ekim, Ağustos, Aralık aylarında dolar TL'nin hangi seviyelere ulaşabileceği konusunda şu anda net bir görüş içerisinde bulunmak mümkün değil ama zannediyoruz ki Merkez Bankası o tarihler itibariyle dolar TL'nin daha iyi, daha olumlu, daha iyimser seviyelerde olacağını tahmin ediyor ki bu vade atlatma dediğimiz işlemi yapmış ve ekstra pozisyona girme gereğini hissetmiş durumda. Evet, Ağustos vade itibariyle değerli dostlar, Merkez Bankası'nın 30 Nisan tarihi, bakınız 30 Nisan tarihini özellikle vurguluyorum, 208.518 kontrat bir pozisyon açtığını görüyoruz. Vade sonu itibariyle bir gün içerisinde açtığı pozisyon sayısı bu ve 6.36.70 seviyesindeki bir ortalama ile bu miktarda bir pozisyon açmış durumda. Merkez Bankası'nın Ağustos vadedeki kümülatif pozisyonuna baktığımız zaman 894 bin kontratı olduğunu görüyoruz ve 6.01.60 civarındaki bir ortalaması bulunuyor. İşte Merkez Bankası Ağustos ayında bu seviyelerden, bu maliyet oranından açmış olduğu ortalama ile pozisyonlar ile daha önce açmış olduğu pozisyonlarını bir şekilde iyileştirmek ve daha yüksek bir maliyet oranına taşımayı hedeflemiş durumda. Değerli arkadaşlar, son kapanışımız Ağustos vade itibariyle 6.37.88 ve Merkez Bankamız yine zararlı bir konumda bulunuyor. Ekim vadeye geldiğimiz zaman, Ekim vade itibariyle de Merkez Bankası dün itibariyle 34 Nisan'ın sonu itibariyle 292 bin kontrat civarında ek short işlemi yapmış
ve 6.58-60'lar civarındaki bir ortalama ile bu olayı gerçekleştirmiş ve Ekim vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 429 bin kontrat şort pozisyon bulunuyor ve ortalama maliyeti 6.41. Evet arkadaşlar, son kapanış verileri itibarına baktığımız zaman Ekim vade 6.58 ile kapanmış. Merkez Bankası daha önceki maliyetlerini birazcık daha iyileştirmiş olsa dahi Ekim vade itibariyle de Merkez Bankası zararlı bir konumda. Evet, gelelim Aralık vadeye. Aralık vade itibariyle değerli dostlar, Merkez Bankası 282.841 kontrat 30 Nisan tarihi itibariyle, dün itibariyle ekstra pozisyon açmış. Ortalama 6.78-90'lar civarında. Aralık vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde yaklaşık 400 bin kontrat bulunuyor ve 6.61 civarındaki bir ortalama maliyet ile. Aralık vadenin son kapanış veya uzlaşma değerine baktığımız zaman 6.70 seviyesini görüyoruz ve Merkez Bankası yine zararlı durumda. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın hangi kaldıraç oranını uyguladığını bilmiyorum. 1'e 3 kullanır, 1'e 5 kullanır veya piyasanın genel olarak uygulamakta olduğu 1'e 10 uygulamasını kullanır. Ritüel veya genel sistem olarak. Bu bir simülasyon hesaptır. Merkez Bankası'nın net hesaplarını bilmek mümkün değildir. Hele hele benim gibi acizane bir insanın bilmesi elbette ki mümkün değildir. Zira Merkez Bankası bu tarz işlemlerindeki maliyetini, hesabını, alacağını, vereceğini veya hangi seviyelerden pozisyona girip hangi an, hangi noktada, ne miktarda bir zararının olduğu hususunda şeffaf bir açıklamada yapmıyor. Bunu da zaten biliyorsunuz. Bu açıdan sadece eldeki veriler ve belli veri kaynaklarının bizlere sunmuş olduğu imkanlar dahilinde Merkez Bankası'nın şu anki konumunu bir simülatif hesap, bir simülasyon olarak sizlere aktarabiliyorum. Ve bu veriler ışığında Merkez Bankası 2 hafta önce itibariyle yaklaşık 170 milyon dolar civarında zararda bulunuyordu. Bakınız arkadaşlar, ki o tarihte ben dolar kontratlarını 415 TL olarak hesaplamıştım. Şu an bir dolar kontratının, Viyop'taki bir dolar kontratının 445 TL olduğunu dikkate aldığımız zaman, buradaki farkı da hadi istisna olarak kabul edelim ama 2 hafta önce itibariyle 170 milyon dolar civarında Merkez Bankası'nın bir zararı bulunuyor iken, son durum itibariyle, yani dün itibariyle hesaplara baktığımızda ilk göreceğimiz nokta Nisan ayı kontratlarının 487 milyon TL zarar ile kapandığı. Haziran ayı kontratları itibariyle, son uzlaşma fiyatı itibariyle 508 milyon civarında, 508 milyon TL civarında veya yakınlarında bir zararın söz konusu olduğunu. Ağustos ayı kontratları itibariyle 250 milyon TL civarında bir zararın söz konusu olduğunu ve Ekim-Aralık kontratları itibariyle 23-24 ve 18-19 milyon TL civarında bir zararın söz konusu olduğunu görüyoruz. Kaldı ki Ağustos, Ekim ve Aralık kontratları itibariyle zarar oranları aslında çok daha yüksek seviyelerde idi. Ama Nisan kontratlarının kapanışını müteakip Merkez Bankası'nın vade atlatmasıyla açmış olduğu 780 bin, 800 bin kontrat civarındaki ekstra short pozisyonlar sayesinde bu yılın son 3 dönemine ilişkin olan kontratlardaki zarar oranı maliyetlerin yükselmesi sebebiyle daha da azalmış duruma geldi. Ama arkadaşlar, çok önemli bir sonuç var ki 2 hafta önce Merkez Bankası'nın 5.81 kuruna bağlı olarak 170 milyon dolar civarında bir zararı bulunuyor iken, son durum itibariyle 5.96 ortalama kur fiyatını baz almak kaydıyla Merkez Bankası'nın 215 milyon, 216 milyon civarında, 216 milyon TL civarında, pardon, dolar civarında bir zararının olduğuna tanık oluyoruz. Yani değerli dostlar, 2 haftada Merkez Bankası yaklaşık 45-46 milyon dolar. Altını bir kez daha çiziyorum. 45-46 milyon dolar, yuvarlak hesapla 50 milyon dolara yakın bir rakam, zararlı bir konum içerisinde olduğunu görüyoruz.
bir kere daha vurgulamak üzere Merkez Bankası'nın amacı dolar diop kontratlarında para kazanmak ve kar elde etmek olmayabilir. Piyasaları regüle etmek gibi asli bir vazifenin hizmeti uğruna çaba sarf ediyor olabilir. Ancak Merkez Bankası bilinçsiz adımlarla piyasadaki gidişatın hangi yönde olduğunu göre göre bu tarz işlemler yapmak ve gerektiğinde ve zamanında gerekli lüzumu hasıl olan tedbirleri ve çözümleri almamak şartıyla bu oranda ve bu seviyede 50 milyon dolarlara ulaşabilecek seviyede bir zarara da göz yummaması gerektiğini düşünüyorum. Zira yabancı basında, yabancı yatırımcılarda, yabancı uzmanlarda bu 50 milyon dolar belki devede kulak bir rakamdır ama özellikle swap işlemleri konusunda, swap krizinin yaşandığı dönemlerde 9-10 milyar dolar gibi bir meblağın nerede olduğunu sormakta zannediyorum ki pek de haksız değiller. Maalesef ki biz de bunun yanıtını veremedik. Değerli dostlar, Merkez Bankası'nın adımlarını yakından takip etmekte fayda bulunuyor. Zira bu atılan adımlar başarılı veya başarısız adımlar. Sizler de kendi mantığınız çerçevesi içerisinde tabii ki değerlendireceksiniz. Zannediyorum ki dolar TL'nin ve ülke ekonomisinin gidişatı yönünde bizlere önemli fikirler vermek durumunda. Değerli dostlar, bu akşam saatlerinde mutlaka tatilin bitimi ve haftanın son iki gününün başlayacağı sürece yönelik olarak dolar TL ve piyasalara ilişkin ayrıntılı bir yorum aktaracağım. Bu arada arkadaşlar, eğer ki Diop işlemleri konusunda ekstra bilgilenmek istiyorsanız, Diop işlem örnekleri hakkında, Diop işlemlerinin sizlere ne gibi imkanlar ve faydalar sağlayabileceği konusunda bilgilenme gibi bir amacınız ve niyetiniz bulunuyorsa lütfen yorumlarınızla bu durumu ifade ediniz. Eğer yeterli yoğunlukta ve çoğunlukta bir ilgi görebilirsem, altını bir kez daha çiziyorum arkadaşlar. Üzgünüm. 3-5 kişinin ilgi göstermiş olduğu bir hususta benim 1-1,5 saatlik bir zaman harcama zahmetinde beni sokmayınız lütfen. Ama gerçekten bir ilgi alaka görürsem bu Viop konusuyla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek, işlem örnekleriyle hangi noktalarda sizlere yarar sağlayabileceğine dair detaylar konusunda bilgilendirmeyi arzu ederim. Ama dediğim gibi yeterli miktarda bir ilgi görebilirsem ve bu arada bazı arkadaşlarımız maalesef ki Viop mekanizması hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarından dolayı bu tarz aktarmış olduğum analizlerimde Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu zararlı konumlar ve gibi bir takım hesaplar ve simülatif bilgiler sizlere aktardığımda bu hesapların yanlış olduğu, hesaplamaları yanlış yapmakta olduğum şeklinde bir takım ithamlarda bulunuyorlar. Bilmeyebilirler, saygı duyabilirim. Konuya yabancı olabilirler, saygı duyabilirim ama itham etmekte olan insanlara maalesef ki saygı duyamıyorum ve onları terbiyesizlikle suçlamak durumunda kalıyorum. Lütfedip de Google'a, şuraya, buraya Diop kar zarar hesabı nasıl yapılır, Diop'ta işlem mekanizması nedir gibi bir iki kelime yazmak suretiyle bu konunun detaylarını öğrenmek zahmetinde bulunmak yerine benim gibi binlerce insanın karşısına çıkıp da bu hesaplarla sizleri bilgilendirmeye çalışan bir insanın hassasiyetine hiçbir şekilde itibar etmeyerek saygısızlık eden insanları da maalesef ki kınamak durumunda kalıyorum. Ben bu insanların saygısızlığına rağmen yine de yorumlar bölümünün en baş noktasına sabitleyeceğim bir mesaj ile İstanbul Borsası'nın Diop ile ilgili olarak kısa, özet ve bilgilendirici bir PDF linkini ekleyeceğim ve Diop nedir, ne değildir, hangi amaçta kullanılır, hesabı, kitabı, karı, zararı nasıl yapılır, bunu en yetkili mercinin ağzından dinleyiniz ki benim anlattıklarımın yalan yanlış bir şey olmadığının farkına daha net ve daha detaylı bir şekilde varabilirsiniz. Sevgili dostlar, hoşça kalınız diyorum. Selam ve saygılarımla.